Düzce İl Özel İdaresi tarafından tarımda kullanılmak üzere 3 drone alınarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Hem zamandan, hem ilaçlamadan, hem de tohumdan tasarruf sağlayacak olan dronelar, traktörün ekine verdiği zararları da ortadan kaldıracak. Türkiye genelinde tarımda drone kullanımının yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazıl Koç şöyle konuştu. Bu 40 kiloluk bir drone Sayın Arif. Dayak kapının adı. Buna mesela 5 kilo bir şey koydunuz. 40 kiloluk Sayın Arif. 40 kilo çarptı. Şu an içerisinde 40 kilo çarptı. Evet. Bak orada bir oğlan var bak. Valinin yanında anlatıyor bak. Ha. 2 aydan bundan kepçe çalıştı buralarda. Böyle hendek gibi bentleri yaptı buraya. Havlu. Üç tane drone aldık. Geçenlerde de alımıyla alakalı bir çalışma yapmıştık. Bugün drone ile ekimi gerçekleştiriyoruz. Çeltik ekimini. Çok verimli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizle de istişare ettik. Hem de dönüm başına 5 kilogram tohumda kâr ediyor. Hem işçilikte kâr ediyor. Hem de verimin çok daha iyi olacağını farklı şehirlerden bilgisini almıştık. Marka desteğiyle, özel idarenin katkılarıyla çiftçilerimizin daha verimli kullanabilmesi adına hem tohum ekme, hem gübreleme, hem de ilaçlama. Bu sadece tabii ki çeltik olarak değil, tüm mısırda olsun, işte Amerikan beyaz keleği gibi zararlarda olsun, tüm ürünlerde tarımsal her türlü alanda kullanabileceğimiz bir drone. 40 kiloya, 45 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. O yüzden şehrimize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir adımı özel idare olarak attık. Valimizin öncülüğünde, genel sekreterimizin de katkılarıyla. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hem tohumlamada, hem gübrelemede, hem de ilaçlamada kullanacağız ve daha fazla verimle şehre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.